Arkadaşlar hepinize merhaba. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Firmamıza en çok sorulan sorulardan bir tanesiyle ile karşınızdayız. Cep telefonunda kırılan ekran koruyucu nasıl sökülür? Nasıl yenisiyle değişilir? Şimdi ekran koruyucular biliyorsunuz piyasada 4-5 çeşit, hatta belki de bizim bilmediğimiz 7-8 çeşit vardır. Örneğin herhangi bir marka alalım. Ekran koruyucuda başımıza gelebilecek en kötü şey tabii ki ekran koruyucunun ve altındaki ekranın kırılması olacaktır. Örneğin bu piyasada satılan 5 liraya, 10 liraya, işte 30 liraya satılan ekonomik fiyatlı standart klasik bir ekran koruyucu ürün. Genelde bunlar çatlıyor ve çatlaması sonucunda yenisi ile değişim gerekiyor. Hemen şimdi örnek olması adına bunu biraz zorluyorum. Esnek bir yapıya sahip. Şöyle bunu şimdi kırmak isteyeceğim. Evet, kırıldı. Şimdi kırıldığında öncelikle kötü bir görünüm sergiliyor. Telefonda olduğu gibi ekranda çok kötü bir görünüm var. Sanki kozmetiği kötüymüş gibi. Ekran kırılmış gibi bir havası var. Zaten bu şekilde kullanmak hoş değil. Mesela bir toplantıya gittiğimizde ya da arkadaş ortamında masaya koyduğumuzda telefonun görünümü bizi gerçekten enerjimizi düşürüyor. Ayrıca şöyle bir tehlikesi var. Gerçekten tehlike. Cihazı kullanırken elimize mutlaka bu kırılmazın parçacıkları batıyor ve zarar veriyor. Yani mesela bunu böyle yapmak istediğimde elimde, bilmiyorum kameradan gözükür mü ama şu anda evet ben görüyorum. Şöyle yaklaştıracağım. Artık gözükür mü gözükmez mi bilemiyorum. Elimde bakın parıl parıl cam tanecikleri var. Yani bunlar yanlışlıkla elimizin içine batabilir, elimizin içine kalabilir. İşte yemek yiyorsak ağzımıza girebilir, vücudumuza girebilir, zarar verebilir vesaire. Daha önemlisi çocuklarımız. Biliyorsunuz ki şu anda cep telefonlarımızı çocukların elinden almak mümkün değil. Çünkü hepsi oyun oynuyor. İşte yemek yerken oyun oynuyor. Sıkıldığında oyun oynuyor ve genelde anne babaların yani ebeveynlerin telefonunu alıyor. Bu durumda olan bir ekran koruyuculu telefonu çocuğumuza vermek gerçekten oldukça riskli. Çünkü çocuğumuz, evladımız, canlarımız oyun oynarken eline cam parçacığı batabilir ve daha sonra da ağız yoluyla vücuduna girebilir. Allah korusun. Dolayısıyla bunları sökmemiz mutlaka gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl sökmeliyiz? Bu konu hakkında biraz sohbet etmek istedik. Naçizane bildiklerimizi sizler ile paylaşmak istedik. Öncelikle malzemeniz mutlaka cımbız olmalı. Diş fırçası olmalı. Çakmak olabilir. Ya da şöyle bir fön makinesi olabilir. Sağlıklı söküm çok önemli. Söküm aşamasında dediğim gibi elimize cam parçacığı batmaması için, vücudumuzun zarar görmemesi için örneğin cımbızla, hani derler ya maşa varken sen niye eline tutasın, elini yakma diye. Şöyle cımbızla cihazın ekranına zarar vermeden hafifçe kaldırarak şöyle bakın. Sesi duyabiliyoruz. Kaldırmak suretiyle ekran koruyucuyu çıkarmak isteyebiliriz. Bu birinci yöntem. Onun öncesinde diş fırçasıyla üzerinde mevcut olabilecek gözle görülen ve gözükmeyen parçacıkları yok etmek, bunlarla muhatap olmamak adına nazik şöyle hafif bir temizleme iyi olur. Temizleme yaptıktan sonra cımbızla müsait yerden, bak mesela burası çok yapışık. Buraya mukavemet uyguluyorum ama kalkmıyor. Ama burası daha zayıf. Niye daha zayıf? Çünkü burada kırık var. Bu şekilde sökebiliriz. Bakın tek tek parçalanıyor. Ama yine de zorlanıyorum. İşte bu zorlanma olmaması adına, mesela şurada bir cam kaldı. Bakın şunu şöyle alayım. Şöyle gösterebilir miyim bilmiyorum ama bakalım. Böyle. Evet. Şunu atayım. Bu zorlanma olmaması adına fön makinesi ya da çakmak oldukça işimize yarayacaktır. Telefonu şöyle tutuyoruz. Daha sonra çakmağımızla
ekran koruyucuyu ısıtıyoruz. Bu şekilde ısıtmanın hiçbir zararı olmaz arkadaşlar. Bakın. Şöyle ısıtıyoruz. Bu sıcaklığın cihaza zararı olmayacaktır. Şöyle bir 30 saniye ısıtarak ekran koruyucunun altındaki yapışkanın sulanmasını sağlıyoruz. Yapışkan sulanınca tabii ki daha rahat çıkıyor. Mutlaka görmüşsünüzdür. İşte tabelacılar vitrinde yazı değişikliği yaparken ne yapıyor? Camdaki folyoya yazıya fön makinesi uyguluyor. Ondan sonra söküyor. Bakın şimdi ne kadar rahat gelecek. Çünkü sıcak. Gördünüz mü? Sıcaklık mutlaka işe yarıyor arkadaşlar. O yüzden çakmak ya da fön makinesi ile ekran koruyucu sökmeden önce ısıtmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi bunu tekrar yapıştırdım. Emin olun 1-2 dakika sonra bu ekran koruyucu soğuduğu için, soğuyacağı için tekrar güçlü bir şekilde yapışmış olacaktır. Ayrıca fön makinesinden bahsetmiştim. Fön makinesiyle de şöyle ısıtabiliriz. Fön makinesiyle daha sıcak olur, daha rahat olur. Bir de fön makinesinin haznesi geniş olduğu için komple her yerini eşit miktarda ısı vermiş olur. Konuşurken sesim gelmez diye fön makinesini kapattım. Tekrar ısıtmaya başlıyorum. Evet, eşit miktarda ısıttım. Hatta bakın şu anda sıcak. Sıcak olmasının hiçbir zararı yoktur. Zaten bize cep telefonları sıvı teması ya da işte suya düşünün, denize düşünün falan. Biz de anakartı ciddi bir şekilde ısıtıyoruz. Bakın ne kadar rahat çıkıyor, görüyor musunuz? Bir öncekini hatırlayalım. Isıtmadan önce şöyle yaptığımda ürün resmen üzerinden kalkmıyordu, yapışmıştı, sanki bir olmuştu. Evet, bu şekilde ekran koruyucumuzu söktük. Bunu çöpe atıyoruz. Daha sonra ellerimizi şöyle temizliyoruz ki elimizde cam parçacığı olmasın arkadaşlar. Daha sonra herhangi bir kredi kartı varsa şöyle yaparak üzerinde kalmış olabileceğini düşündüğümüz cam parçacıklarını telefondan arındırıyoruz. Sonra da tabii ki diş fırçasıyla ekranla kasanın birleşim yerlerini temizliyoruz. Kulaklığı temizliyoruz. Burada cam parçacıkları, gözle görülmeyen mikro, mini minnacık cam parçacıkları kalmış olabilir diye bunları temizliyoruz arkadaşlar. Diğer yanı home tuşu. Bakın şunun içinde var, ben görüyorum. Çok mini minnacık var. Toplu iğne ucu kadar. Evet, şimdi yok. Evet. Sonra yine kendimizi riske atmamak adına herhangi bir peçeteyle şöyle siliyoruz arkadaşlar. Sildikten sonra telefonumuzu alıyoruz. Siliyoruz. Şu anda elimize cam parçacığı gelmeyecek diye tahmin ediyorum. Daha sonra sim kart deliği, işte şarj soketi, hatta şarj soketinin içine şöyle şu şekilde iyice bastırarak temizlik yapabiliriz. Diş fırçasıyla sert bir şekilde temizlememizin bir zararı olmayacaktır. Diş fırçası ekranı çizmez. Zaten hemen çizilecek olsa o ekrandan hayır gelmez. Evet, kamera yeri vesaire. Hem böylece temizlik de yapmış oluyoruz arkadaşlar. Daha sonra varsa ekran koruyucu, ıslak kuru ya da evde herhangi mendili, kolonya, hafif kolonya sıkarak, ama burada çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. Mutlaka kolonyayı ya da temizleyici alkolü telefonun üzerine değil, beze sıkın. Direkt telefonun üzerine sıkarsanız buradan akarak kulaklığa, kameraya ya da home tuşuna gelebilir. Hatta daha fazla zarar verebilir. O da şöyle oluyor. Home tuşunun ya da yanlarından içeri doğru ekrana gelerek ekran değişimine sebep verebilir. Bu da bize işte kaş yapalım derken göz çıkartma olayını hatırlatıyor. Bakın şöyle güzelce siliyorum.
Bu ıslaklığın zararı yok. Ama üzerine tekrar diyorum, direkt kolonyada sıvı döktüğümüzde zarar verme olasılığı yüksek arkadaşlar. Şöyle sildim. Yanlarını da siliyorum güzelce. Telefonlarımızı ara sıra temizlemekte gerçekten çok fayda var. Biz bunu Covid-19 pandemi öncesi de tavsiye ediyorduk. Çünkü elimizde bilmediğimiz, görmediğimiz yüzlerce, binlerce, belki de milyonlarca bakteri var. O bakterileri telefona taşımış oluyoruz. Daha sonra eve götürdüğümüzde sevdiklerimiz, işte eşimiz, çoluğumuz, çocuğumuz bu bakterilerle muhatap olmuş olur. O anlamda gerçekten temizlik faydalı bir şey arkadaşlar. Islakla şöyle devam ediyoruz. Daha sonra da kuru bezle silerek cep telefonumuzun ekran koruyucusunu sökmüş ve yeni ekran koruyucuyu yapıştırmak için hazır hale getirmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet, şu anda ekranda inanılmaz bir temizlik var, inanılmaz bir parlaklık var arkadaşlar. Tek bir nokta dahi yok. Zaten ekran koruyucu yeni yapacağımız zaman üzerine tek bir nokta dahi olmaması gerekiyor. Ekranın mükemmel derecede kusursuz olması gerekiyor. Evet, ekran şu anda tüm tozlarından arındırılmış durumda. Şimdi yeni ekran koruyucuyu takmak için hazır. Yeni ekran koruyucuyu takmak için de şöyle yapıyoruz. Önce bir numaralı etiket varsa kısmı söküyoruz. Bakın şu. Bunu söküyoruz. Şöyle tutuyoruz. Yani buradan tutmuyoruz. Buradan tutursak yapışkana temas etmiş oluruz ve parmak izimiz orada kalır. Daha sonra şöyle tutuyoruz yine. Alttaki home tuşunu cihazın moduna göre denk getiriyoruz. Sonra üstte işte kulaklık, sensör vesaire denk getiriyoruz. Ve nazikçe bırakıyoruz. Bu arada şu da çok önemli. Mutlaka üstten bakın. Cihazın böyle tam altınızda olsun. Üstten baktığınızda şu yandaki boşlukların eşit olup olmadığını görebilirsiniz. Mesela ben bunu tam eşit aralıklı yapamadım. O yüzden hemen bakın. Bir önceki sahneye geri döndük şu an arkadaşlar. Ekran koruyucu çıkartmak istiyorum. Daha şimdi bıraktım. Çıkmıyor. Bakın kalkmıyor. Gördünüz mü bak. Ama ben bunu fönleseydim. Evet, fönledim ve şu anda sıcak. Bakın. Hop, şöyle. Ne kadar rahat kalkıyor. Evet, tekrarlıyorum. Yanlardan, alttan ve üstten eşit ortalıyoruz. Ve ekran koruyucumuzu bırakıyoruz arkadaşlar. Hop, bitti. Bu kadar. Sizlerin de cep telefonuna ekran koruyucu kırıldığında bu yöntemlerle ekran koruyucunuzu sökmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarız yararlı bir video olmuştur. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayınız. Hatta arkadaşlarınızla paylaşım yapabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıklı kullanımlar, kırıksız günler diliyoruz.